Malik ibn Dinar'ın geplerden kep çıkıp tez tez bazı bir nesillerine 5 dakika 6 dakika vaktimiz varken şunu eti vereyim. Bazı bir yaşlarımız İmam Salam bergenden keyin mescitten çıkıp gitti yaptılar. Goya ki onların iddiaları da cemaa bu zikir okuşu yok. Onların iddiaları da farz namazdan keyin zikir eytilerde sünnetten keyin emas deydi. Onlar hadisini düşünmeydiler. Ümmet ulamaları Hanefiler namazdan keyingi ravatif zikirlerini namazın sünneti bo'lsa agar sünnetten keyin aytishni tushunganlar ve bunga dalilleri Peygamberimizde hadisleri var. Farz bilan namazın arasında fasıla var. Farz bilan namazın farz bilan sünnetin arasındaki fasıla estağfirullah'ını 3 mertte aytib Allahümme ente selam ve minke selam tebarakte yâdel celal vel ikram aytiladi. Mana şu hadisle sabit bo'lgan. Sonra sünnetke turiladi. Ve sünnetten keyin ravatif zikirler kılınadı. Bu alohida mesela. Ama cemaa bu zikir kılış, cemaa bu dua kılış, cemaa bulup Kur'an bedi tilavat kılıp bir kişi kogallarını içti oturuşunu yoklamay çıkıp gitetken yaşlar hakkında etmekçimiz ki agarçi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerde cemaa bu zikir kılış hakkında kursatma kelimegen bosa da bundan açıkça kaytarığım kemegen. Ulamalarının bu halet boyunca özlerinin manzilleri var. Qanday yol tutuşu boyunca. Lekin namazdan keyin mescitlerde oturup qancha ko'p zikir kılış hakkında ko'rsatmalar var. Ama namazdan keyin cemaa bo'lib zikir kılıçlar borligi hakkında bitta dalilini o'qib bermoqchiman. Bu hadis şerifini İmam Abu Davud sunanlarda Anas ibn Malik radıyallahu anhu'dan keltirmoqdilar. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. خب بامدات نمازدن كين الله نذكر قلب أتردن قوم بلن برجع أتر ماغم ديابلر فيهم بعد الإسلام الله نذكر قلدن قوم بلن قشن بامدات نمازدن كين ديابت. Demek bana şu cümlenin özü namazdan keyin cemaavi zikir kılış caizliğini keltirip çıkardı. Peygamber aleyhisselam ayet yaptılar. Bamdat namazdan keyin Allah'ını zikir kılıyatken kavm bilen birge oturmağım İsmail'nin avladından yani kim derliğini yaş biliyoruz. İsmail'nin avladından 4 kişini 4 de kulunu azat kılgenden yaşıraktır. ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. خب عصر نمازدن كين عصر نمازدن كين الله نذكر قلادگان قوم بلن برگه اوترگنم اوترشم إسماعيل نين بالاستن أولادن تورت دقلن آزاد قلگندن كورا سيوكلر آخطر مينگا ديابدلر منا بو مندن آرتق دلل بوماسا كرك نمازدن كين cemaavi zikir kılış. Nima uchun bizda ajdodlar bu narsani amalga oshirganlar? Va nima uchun 14 asrdan beri Hanafilarda bu holat keladi? Ammo bugun biz bu narsani tushunmayapmiz va unga qarshi chiqyapmiz. Shuni aytamizki azizlar. Imom Muslim o'zlarining sahihlarini muqaddimasida Abdon ibn Usmondan keltiradilar. Abdon ibn Usmon Abdulloh ibn Muborakni eshitdim deyaptilar. Abdullah ibn Mubarak Abu Hanifa'nın şagirdleri, İmam al-Bukhari'nin ustozları, Ray şehirden, razı bu kişi. El-isnadu min ad-din, sanatlar dindendir. Ve lawla al-isnad, laqala man şa'a ma şa'a. Eğer sanat bu meganda, hohlagan adam, hohlagan gapini gapirgan bo'lardi deyaptilar. İmam Tabi'i el-Jalil, tabi'lerden Muhammed ibn Sirin, altın kaiden aytayaptilar. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم بو علم دين در دين انجزني كمنان آلات كالنجزي قرين الإمام الخطيب بغدادي اتيابلر لا يؤخذ العلم إلا من أفواه العلماء علم إسا أستاذلرنين علمالرنين آغزلردن آلناد إمام شافعي اتيابلر الذي يطلب العلم بلا سند علمنا سندسز asossiz degani sanatsiz talab qiladigan odam ka hatibil laylin yahmil huzmata hatabin va fihi af'a va huwa la yadri
Kechasi o'tin teradigan odamga o'xshaydi. O'tinning tagida zaharli ilon turibdi. O'tin terayotgan odam uni bilmaydi. San'atsiz ilm talab qilayotgan odam shunga o'xshatilyapti. Ilon uni albatta chaqib oladi. Thauri aytayaptilar. As-sanadu silahul mu'min. San'at mu'minning qurolidir. Fa idza lam yakun ma'aka silahun fima tuqatil. Agar quroling bo'lmasa, nima bilan jang qilasan? Abdullah ibn Mubarak aytayaptilar. Talibul ilmi bila sanadin karaqis sathi bila salamin. San'atsiz ilm talab qiladigan talibi ilm tepaga sathga narvonsiz chiqadigan odamga o'xshaydi. Ya'ni chiqa olmaydi degan. San'atsiz ilm uzoqqa bormaydi. San'at nima degani? Va mana shu san'atni Hanafi mazhabi va Abu Mansur Maturidiyning san'adini hozir qisqacha o'qib beraman, bir minutda vaqt ketmaydi unga. Ana shundan bu mazhab, bu aqida egalari qanchalik asoslanganliklarini, qanchalik ulug' zotlar bo'lganlarini bir mulohaza qilamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan boshlanadi. Payg'ambar alayhisalomdan Muhammad ibn Sirin aytdilarki, ilm din deyapti. Dinni kimdan olishingizga qarang. Payg'ambar alayhisalomdan Abdullah ibn Mas'ud oldilar. Abdullah ibn Mas'ud Kufaga kelib payg'ambarimizdan olgan ilmini yoydilar. Abdullah ibn Mas'uddan Alqama ibn Qays oldi. Alqama ibn Qaysdan Ibrohim Naxai oldi. Ibrohim Naxaidan Hammod ibn Abi Sulaymon oldi. Hammod ibn Abi Sulaymon kimning ustozi? Nu'man ibn Sabit Abu Hanifaning ustozlari. Abu Hanifadan esa Imom Abu Yusuf oldi. İmam Abu Yusuf'tan İmam Muhammed ibn Hasan Şeybani aldı. İmam Muhammed ibn Hasan Şeybani'den Süleyman ibn Musa ibn Süleyman el-Cüzcani aldı. Süleyman Cüzcani'den ise Abu Bakr Cüzcani, Abu Nasr el-Iyazi, Nusayr ibn Yahyalar aldı. Hem de Muhammed ibn Muqatil el-Raziler aldı. Bunlardan ise kim aldı? Abu Mansur Maturidi aldı. Qarang, Abu Hanifagacha payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan o'rtada 4 ta zot bor. Payg'ambarimiz bilan Abu Hanifaning orasida 4 ta san'at bor. San'at uzilmayapti, bog'lanyapti. Abu Hanifa bilan Abu Mansur Maturidiyning orasida esa hozir aytaman. 4. Bu kishining orasida ham 4 ta bog'lanma bor. 4 ta ustozlar bor. Mana Abu Hanifaning sanadi qayerdan kelyapti payg'ambarimizdan? Abu Mansur Maturidiyning sanadi qayerdan kelyapti payg'ambarimizdan? Bugun ochiqchasiga Maturidiyni adashgan bid'atchi deyotgan o'zbeklar bor. O'zbek zabon. Mazhab kerak emas deb dovdirayotganlar bor. Namozdan keyin masjidda o'tirib bir tasbih aytmasdan oshkora chiqib ketayotganlar bor. Ishi bor odamga gap bo'lishi mumkin emas birodarlar. İşi bo'lmasa ham chiqib ketadigan odamga hech narsa demaymiz. Chunki biz nima deymiz? Kelib namoz o'qiyotganiga shukr deymiz. Ammo shu namoz o'qiyotgan odamga achinganimiz uchun aytamizki, birodar, shuncha ishing chiroyli, ammo bag'ini ham chiroyli qilib qo'yindi. Oxirin chalaqima. Boshidan musulmon, haqiqiy musulmon bo'lib boshlading. O'rtasida davom ettirding. Oxirin bid'atchi bo'lib tugatma. Sening bu ishing bid'atchilarning ishi hisoblanadi. Ummat ulamolari bu narsaga qarshi turadi. Namozdan keyin o'tirib zikr va tasbih qilish. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bomdod namozdan keyin o'rinlarda quyosh chiqquncha namoz o'qigan joylardan siljimay o'tirardilar. Siz qayoqqa shoshasiz? Quyosh chiqqandan keyin zuho namozini o'qirdilar va aytardilarki, kim shunday qilsa haj va umraning savobi tammatan 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 deb 3 marta aytdilar, beriladi dedilar. Mana namozdan keyin shoshmay o'tirib quyoshni chiqarib, masalan zuhoni o'qigan odamga haj va umraning savobi berilyapti. Bu yerda o'qimadim boshqa hadislarda. Namozdan keyin zikr va tasbihlarni qilib bo'lgan odamga jannat berilishi haqida hadislar keldi. Siz qayoqqa shoshasiz? Malika bozorga shoshasizmi? Jannatni tashlab. Al-mu'minu fil masjidi kassamaki fil ma'i. Mu'min odam masjidda suvdagi baliqday bo'ladi. Al-fasiqu fil masjidi kattoyri fil qafasi.
Fasık adam mescitte kafasdagi kuşdey bo'ladi. Baliq rohat qilib suzadi. Kuş esa tezroq chiqsam deydi. İmam salom bersin u, eshikdan otilib chiqsam deydi. Bu narsalarni aziz yoshlarimizga havola qildik. Endi bu gaplardan keyin ham ixtiyorlari o'zlarida, qani nimani tanlaydilar. Albatta umid qilamizki, sunnat yo'lini, ulamolar yo'lini tanlaydi. Va oxir da'vani alhamdulillahi robbil alamin.